Bu bölümde ben de bu yaşlanma çalıştayının bu bölümünde hekim gözüyle yaşlanmayı bu ilk bölümde ele almayı düşündüm. Daha önce de söylediğimiz gibi yaşlanma sınırını Dünya Sağlık Teşkilatı 65 yaş ve üzeri yaşlı, 85 yaş ve üzerini de ileri yaşlı olarak değerlendirmiştir. Ama bu yaşlanma konusunda araştırmalar yapan gerontolojistler ise 65-74 arasını genç yaşlı, 75-84 arasını orta yaşlı, 85 ve üzerini de ileri yaşlı olarak değerlendirmişlerdir. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın 1970 ve 2025 yılları arasındaki ön görüşlerine göre beklenen yaşlı insan oranı dünyada bu tarihe kadar %22,5 civarında olacaktır ki bu da 1,5-2 milyar civarına erişecektir. Türkiye'de 1955'te nüfus sayımında yaşlı nüfus %3,4'lerdeyken 2010'da nüfus sayımında bu oran %7'leri geçmiştir. Mevcut demografik eğilimlerin devam edeceği varsayımından hareketle yapılan hesaplamalarda 21. yüzyılın dünyadaki beklentilerle orantılı olarak ülkemizde de yaşlı yüzyılı olacağını açıkça görülmektedir. Şimdi yaşlılığı bu bir üç boyutuyla ele almayı hekim olarak düşündüm. Birincisi fiziksel boyutu meselenin, ikincisi psikolojik ve önemli bir boyutu bu. Üçüncüsü de malum sosyal boyutudur. Fiziksel boyutunu değerlendirmeye aldığımızda insan da bir başlangıcı ve sonu olan bir varlıktır. Biraz hızlı konuşuyorum vakit dar olduğu için. Malum ilk ana rahminde bir santimetrenin %1'inden daha küçük, gramında 1,7 milyonda birinden daha hafif bir tek hücreyle başlayan insan hayatı 9 ay sonra anne karnında 200'e çeşitlenmiş hücre yapısıyla ve 60 trilyon hücre ile anne kucağında bir bebek olarak hayata devam ediyor. Ve insan vücudunun temel yapı taşını da bildiğiniz gibi hücre oluşturuyor. Hücrelerin insan vücudundaki bu kusursuz bir şekilde bir araya getirilmesiyle yaratılmış bu insan vücudunun sağlık ve sıhhati bu hücrelerin saniyede 50 milyon üzerinde yenilenmesiyle devam etmektedir. Ki bu işte çocukluktan gençliğe, gençlikten ergenliğe geçişleri sağlık ve sıhhatli bir şekilde hayatı sürdürmeyi bu hücre yenilenmesine bağlamaktayız. İşte yaşlılık dediğimiz olay da bu hücre yenilenmesinin artık iyice uzaması ve bir noktada tabiri caizse durma noktasına gelmesiyle yaşlılık ortaya çıkmaktadır. Şimdi eşi benzeri olmayan mucize bir makine şeklinde değerlendirirsek insan yapısını bir ömür boyu çalışan bütün bu organlarımız dolayısıyla 70 yılın 80 yılın sonunda İşte yorulmaya ve yıpranmaya başlamaktadır. Dolayısıyla bununla beraber de aciz ve zafiyet insanda ortaya çıkmaktadır. Güçten, kuvvetten düşmekte, saçlar beyazlaşmakta, yüz kırışmakta, deri canlılığını eskiye göre kaybetmektedir tabiri caizse. İşte bu maksatla bu aciz ve zaafın bütün ihtiyarlar risalesinde olduğu gibi Bediüzzaman Hazretleri bütün altıncı ricada özellikle insanı Allah'a yaklaştıran bir özellikler olduğunu vurgulamaktadır. Burada psikolojik boyutuna gelirsek tabii ki yaşlılıkla beraber eğer Allah'a olan imanda zafiyet ya da yetersizlik varsa yaşlandıkça insan kabre yakınlaştıkça iyice çeşitli psikolojik sıkıntılar insanı sarmakta ve ahirete olan inancı zayıf olduğundan ya da olmadığından dolayı depresyona, bunun sonucu olarak ilaç kullanımlarına, bunun sonucu olarak alkol tüketimine, alkolizme ve intihar girişimlerine kadar giden bir yola girmektedir. Halbuki ihtiyarlıktan kaynaklanan bu aciz ve zaafını yani imanı yeterli olsa ve Halık'ına arz etse, sonsuz şefkat ve merhamet ve kudret sahibi olan Allah'a sığınsa bütün bu karanlıklar onun için aydınlık bir yola dönecektir. Halbuki işte Bediüzzaman Hazretleri İhtiyarlar Risalesi'nin tamamında ve altıncı ricada ihtiyarlığın mutluluğun önündeki bir engel değil,
şükür vesilesi olan bir nimet olduğunu tekraren söyler. Çünkü ihtiyarlıkta acizliğini ve zayıflığını anlayan, hisseden insan Rabbinin rahmetine daha içten iltica eder. Ondan gelen Kur'an'ı mesajları gönül kulağıyla dinleyince endişe ve kaygılardan uzaklaşır ve ihtiyarlığı ebedi gençliğe giden bir köprü olarak görür ve ona göre değerlendirir. Bir cümleyle de bitiriyorum. Rabbinin en kıymetlisi olduğunu anlar ve onun şefkat kucağına kendini bıraktırsa bu insan ihtiyarlığın ebedi hayata geçebilmek için yaşanması gereken bir dönem olduğunu akleder ve bu ruhsal bulantı, bunalım ve sıkıntılardan uzaklaşacaktır. Teşekkür ederim. Bu ikinci bölümde ben işte 15. ricada Bediüzzaman Hazretleri'nin dile getirdiği bazı sıkıntı ve bu sıkıntılardan kendi bakış açısıyla kurtulma çarelerini gösterdiği konuları ele almaya gayret edeceğim. Üstad Hazretleri bildiğiniz gibi Emirdağ'da zorunlu ikamete mecbur tutulduğu 1944 ve 1948 yılları arasında çok ağır tarassut, tahakküm ve baskılara maruz kalıyor. Ki artık yani ben bu hayattan usandım diyecek kadar hapis ya da kabre girmeyi samimi bir şekilde arzu ediyor. Ki kendisi o zamanlar 65-70'li yaşlarda. Hastalıklı, zaman zaman aşı yapıyoruz diye vücuduna zehir enjekte ediliyor. Günlerce onun ızdırabıyla kıvranıyor, titriyor. Yani insanı mutsuzluk sarmalına sokacak her şey var. Yılgınlık, bezginlik, karamsarlık, korku, endişe, hastalık, baskı, işkence vesaire. Hayatı boyunca bütün bu baskı ve işkencelere rağmen hayatının gayesi ve vazifesi olan iman hizmetini hiç unutmuyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve her hal ve şartta hedefi hiç şaşırmadan hadiseleri değerlendiriyor. Ki %99 insanı ümitsizliğe ve bunalıma sokacak noktada o mutlaka bir çıkış yolu buluyor. Burada da hayattan usandım dediği noktada Risale-i Nur eserlerinin tefsirle çoğaltılmaya başlaması ona bir müjde gibi geliyor. Ve bütün çektiği sıkıntıları bir noktada unutturuyor. Nurları ayrıca tetkike vazifeli memurların kalplerinin nurlara meylini görmek onu dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Ve çektiği bütün sıkıntıları görmezden geliyor, unutuyor. Nasıl bir iman hizmeti anlayışı değil mi? Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım derken bu hakikati bizzat yaşadığını Üstad Hazretleri bir ömür boyu gösteriyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin hayata öyle bir bakış açısı var ki sarayda da olsa, zindanda da olsa bu değişmiyor. Olumlu ve tutarlı bakış. Öyle ki Afyon Hapishanesi koca bir koğuşta tek başına camları kırık, kış en şiddetli zamanını yaşıyor. Bu vaziyette kendi ifadesiyle hem soğuktan bir sıtma hem dehşetli bir sıkıntı ve hiddet içinde çırpınırken bir inayeti ilahiye ile bir hakikat kalbimde inkişaf etti diyor. Birincisi, oradaki mahpusların nurlardan istifade etmeleri. İkincisi, büyük dairelerde nurların fütuhatı. Üçüncüsü, hiddet ettiği adamların eğer aldanmışlarsa diyor, sana bilmeyerek zulmediyorlar. Onu düşün ve bunu o yorumla kalbinde adavete yer vermiyor. Ki ömür boyu bildiğiniz gibi kendisine zulmedenlere beddua bile etmemiştir Bediüzzaman. Sıkıntılarda sıkıntıyı gönderenin ne maksatla gönderdiğini bilen, düşünen, ders çıkaran bir anlayış sahibi Bediüzzaman. Yavuz Sultan Selim gibi gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur. Ne dem baki ne gam baki yahu diyebilme hünerini hep göstermiş Üstad Hazretleri. Tevekkül ile bela yüzünde gül ta o da gülsün, o güldükçe küçülür eder tebeddül anlayışıyla hep belalara, musibetlere karşı gülümsemiştir. Bütün bu tavır ve davranışlarıyla
Kaygı, kahır, sıkıntı virüsleri insana musallat olduğunda üzülmenin yarının sıkıntısını azaltmayacağını, sadece bugünün gücünü israf edeceği idrakinde olmak ve omurgalı durmanın meziyet olduğunu, hayat üstüne sıkıntılarla geldiğinde bir abam var atarım, nerede olsa yatarım diyebilecek rahatlıkla akrebin kıskacına aldırış etmeden yaşayabilmenin adamlık olduğunu, çaresi olan bir şeyde acizlik gösterme, çare yoksa üzülmek de çare değildir deyip daima hamd ile sabretmeyi, tevekkül ve sabır esaslı o antivirüs programını hayat boyu canlı tutmak gerektiğini bütün talebelerine ve insanlığa ders vermiştir. Ben bu üçüncü bölümde de yine Bediüzzaman Hazretleri'nin hepimizin bildiği bir cümlesiyle mevzuya başlamak istiyorum. Ey kendini insan bilen insan, kendini oku. Cümlesi hemen hemen bütün birçok yerde duvarlara asılı levhalar halinde de bulunmaktadır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de hekimler insan anatomisini mesleki açıdan bilmek durumundadır. Buna karşılık Allah'ı bilmek isteyen her kulun öncelikle kendi nefsini ve anatomisini bilmesi gerektiği hususu üzerinde de Marifetname, o meşhur eseri Marifetname eserinde bu konu üzerinde çok durmaktadır. Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri de ayrıca şöyle diyor: astronomi ve anatomi ilimlerini bilmeyen Allah'ı tanımakta acze ve zaafa düşer. Çünkü niye? İnsan sadece maddeden ibaret bir varlık değil. Nefis, ruh, kalp, akıl, sır ve latifeler ve duygular yumağı bir varlıktır. Onun için Hazreti Mevlana, sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun diye de bir dörtlüğü vardır. Bediüzzaman Hazretleri sözlerde madem hayat, sözler eserinde madem hayat Esma-ül Hüsna'nın nukuşunu gösterir, hayatın başına gelen her şey hasendir, güzeldir. Sani-i Zülcelal, fatır-ı bi misal, zihayata göz, kulak, akıl, kalp gibi havas ve letaif ile murassa olarak giydirdiği vücut gömleğini Esma-ül Hüsna'nın nakışlarını göstermek için çok halat içinde çevirir, çok vaziyetlere değiştirir diyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri 15. ricada kış ortasında, kışın en soğuk şartlarında Emirdağ'dan Afyon'a tehcir, yani sürgüne tabi tutulmasından dolayı çok sıkıntı çekiyor ve ızdırap duyuyor. Beden olarak ve tabii ki hayıflanıyor ve kızıyor da aynı zamanda. Beden olarak zayıf, hastalıklı, kalp ve ruhu büyük baskı altındayken bu başına gelen musibetlerde de öyle bir bakış açısı sergiliyor ki bizlerin bu hareket ve davranışlardan büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Dünya mükafat yeri değil, hizmet yeridir düşüncesiyle hareket etmiş ve müthiş yorumlar yapmıştır. Musibetin arka planındaki rahmet, inayet, hikmet ve adaleti görmüş ve şu yorumları sıralamıştır. Diyor ki, bir inayet imdada yetişti. Böyle sıkıntılı bir haldeyken, bir vaziyetteyken yine bir inayet ilahiyenin imdada yetiştiğini ve manen kalbe şunları ihtar ettiğini orada söylüyor. Bir, insanların sana ettikleri aynı zulümlerinde aynı adalet olan kaderi ilahinin büyük bir hissesi var. İki, bu hapiste yiyecek rızkın var, o rızkın seni buraya çağırdı. Ona karşı rıza ve teslim ile mukabele etmen lazım. Üç, hikmet ve rahmeti Rabbaniye'nin dahi
büyük bir hissesi var ki bu hapistekileri nurlandırmak ve teselli vermek ve size sevap kazandırmaktır. Bu hisseye karşı sabır içinde binler şükretmek lazımdır. Bakış açısına bakın. Böyle bir sıkıntılı zamanda, böyle bir sürgüne tabi tutulan, işte belli bir yaşta, yaşlılık döneminde olan Bediüzzaman Hazretleri bu meseleyi bile şu maddelerde saydığı hususlarla mutlu bir vaziyete, bir tabloya çeviriyor. Dördüncü olarak hem senin nefsinin bilmediğini kusurlarıyla onda bir hissesi var. O hisseye karşı istiğfar ile ve tövbe ile nefsine bu tokata müstahak oldun demek ki demelisin. Yorumlarıyla her bir işinde hikmet olan Allah'ın gönderdiği bu musibetten de gereken dersleri çıkararak Allah'a hamd etmiştir. Yani hücrelerimizden galaksilere varıncaya kadar koca evreni yaratan ve her anını sonsuz ilim ve kudretiyle gözeten, hiçbir şeyi ihmal etmeyen bir Rabbimizin olduğunu, o dilerse ve hikmeti iktiza ederse bütün dertlerimize dermanı da vereceğini hatırlatıyor. Son bir cümleyle bitiriyorum, yine Bediüzzaman Hazretleri'nin bir cümlesi. Yani tevhid inancı merkezli düşününce bakın ne diyor? Allah birdir, başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kainat birdir, her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir.